çok güçlüdür. Selam vermeden mi? Selam. Aha selam. Selamünaleyküm. Yatar mısın oğlum? Bir dakika. Tamam. Ben keseyim mi tek başıma? Ha? Bunu mu istedin? Çekime yaradan girdi tamam. Şaka kimin? Lan güreşiyor resmen. Nasıl bir? Kadir. Okey. Değil. Sen de. Ben de kesem veririm. Bir durur musun? Çok saçma. Çok saçma bir tavrı yok mu bak? Aynen. Yani anlık karaktersizlik yapıyor. Ya mevzu ısırmak, saldırmak vesaire değil. Bırak beni. Çok net, kendine emin. Bak hiç ısırmıyor, etmiyor. Ama anneciğim bak, tırnaklarını kestirmiyorsun evde. Evdekilere de saldırıyorsun sen. Ne alakası var? Doğru çöktüğüm. Evde inanılmaz güzel bir kaleci bu. Sen de. Tamam oğlum. Tamam. O gün ya tamam. Bizden. Bizden. İyi çocuktur. Onun aklına al. Sen de. Şafak. Köpeğin yeri bu. Aklınızı alırım diyor. Şafak huyu bu. Bak, saldırı yok ve farkındaysan sevdiriyor hatta. Ola 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 ola. Oo. Sakin ol. Bir şey yok. Ama tırnaklarını kesmemiz lazım. Babaya kestirmiyorsun, abiye kestirmiyorsun evde. Bir evde de sıkıntı çıkartıyorsun. Nasıl hoşuna gidiyor? Ben içtim, alayım al. Tamam. Hadi gel. Yok canım, hadi. Dört Bey, seni zorlar. Konuyu anlatabildim mi? Kedilere fısıldayan adam diye. Ama Şafak'ın benden az kan akıtmışlığı yok. Gecezekalı. Hadi güle güle. Arkadaşlar yapmış mıydınız siz? Ha. Bayağı geç gelmişim. Şafak nerede, ne zaman, nasıl davranacağı hiç belli olmuyor. Doruk Lover. Bir gün, Doruk Lover, evet. Bir gün bu şekilde tutuyorum, ediyorum. Çok seviştik burada. Sonra dedim ki tamam ya, baksız biz gideriz içeriye. O kadar. İçeriye gittik kucağımda. Şuradan kan damlıyor. Kıtladı mı? Şurayı öyle bir ısırdı ki sakalından kan akıyor. Arayın. O ne ya? O ne ya? Aa! Lipid solüsyonu getirdim de pati için. Çok güzel. Hı hı. Ne kadar otantik bir şey o. Size teşekkür size ediyorum. Rica ederim. Kısa bir video yani, çıkartmama vesile oldunuz. Güle güle yine falan. Güle güle. Şafak sen de güle güle. Çok güzel. Evet çocukların, aynen. Çocukların. Aynen. O hani benim kedilere, köpeklere çocuklar dememe takılınan insanlar var ya. Onlar için tekrar tekrar. Çocukların. Sen burada paso bir şey yaparken çıkıyorsun. Farkında mısın? Evet. Yine bir şey, yine bir kimyasal. Şifa, patlatılıyor şifa muydu böyle? Evet. Aa, böyle bilmiyordum. Tezgahı gözdeye verelim. Bunu da şey yapmayın da reklama. İsot? Evet, isot. Bayağı çiğ köfteyi vurur gibi. Tersten tutalım. Şöyle bir serum kullanacakmış Gözde ablamız. Çok değişik duruyor. Dengeli lipid amino asit çözeltisi. Dengeli yani, lipid amino asit. Bir kedinin alması gereken her şey var. Bitkisel hayattaki insanlar da vesaire de kullanılır. Ha, zaten onlar için insan evet, ilacı bildiğim kadarıyla. Üstünde ne yazıyor bir bakalım. Şifa şifa. Uhuu. Listenin uzunluğuna bak. Yoğun bakımdaki insanlarda kullanılan serummuş bu. Az önce Gözde patlatmadan önce yetişemedim de şuralar ayrıktı. Üçü de ayrı ayrı solüsyonlardı. Gözde bunu patlatıp bu hale getiriyor ve böyle kullanılması gerekiyormuş. Bir tane mi sipariş verdin? Çok yeter, aynen. Bir kedi için zaten 2 kilogramlık bir kedi için hala elimizde yeter. Bulunsun diye şey yaptım hani. Bunun içinde soya proteini olduğu için çok çabuk bozuluyor. Hmm, dolapta tutamıyor musun? Hemen dolaba koyacağım çekimi. Tamam, anladım. Peki. Yani dolapta da maksimum bir hafta.
altı. Yok, açılmamış paketimiz elimizde bulunsun diye dedim. Olabilir, o olabilir. Onu dedim. Evet. Karıştırılmamış paket bulunsun. Karışınca zaten ha, bir iki tane karıştırılmamış paket bulunduralım onu. Evet, videodan videoya geçmiş olduk. Yine Gözde'nin kimyasal işleri. Çocuklarda. Dört patili çocuklarda, her seferinde özenle tekrar söylüyorum, çocukların her birinin kendine özel, has, aynı insanlar gibi karakterleri var. Yani bir kedi şöyle tutulur ya da bir kediyi şöyle tutmalısınız, köpek şöyle yakalanır diye bir taktik yok. Ya bir insana yaklaşırken böyle mi yaklaşıyorsun? Bir insanla konuşmanın şöyle bir taktiği var diyerek mi gidiyorsun? Hayır. O insanı tanıyarak yavaş yavaş konuşuyorsun, anlaşıyorsun vesaire. Onun zararlı olup olmadığını, zarar verip vermeyeceğini vesaire algılıyorsun. Aynı şey kediler, köpekler için de geçerli. Şafak da az önce izlediğiniz şey de tam olarak buydu. İyi, buzak üstüymüş. Şafak da az önce izlediğiniz şey de tam olarak buydu. Şafak'ın o hareketi asla bana yaptırmayacağı günde var. Şafak'ın az önce eldiveni çıkartıp benim çıplak elle tırnaklarını kesmeme vesile olacak anı da var. Bunu o an algılamak gerekiyor. Veteriner ekibin algılaması gerekiyor. Tarçın. Tarçın. Tamam. Ne hem sarı diye tarçın diye yapıştırıyor. Yok, tarçına benziyor mu? Zararlanıyor muyuz? Alayım. Tamam. Bu çocuğu izleyeceğinizi sanmayın. Kesiyorum burada videoyu. Haydi ben montaja giriyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.